Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size mayasız hamurdan hazırladığım nefis bir simit poğaça tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi. Öncelikle susamı bir tavanın içerisinde yağsız olarak kavurdum ve soğumaya bıraktım. Hamuru için 1 çay bardağı sıvı yağım var, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı, 2 adet yumurta, 1 su bardağı kadar yoğurdum var. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker. Hepsini çırpma teliyle güzelcene çırpıyorum ve içerisine 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Ve yavaş yavaş unu ilave edip hamurumu hazırlıyorum. Ben 700 gram un kullandım. Bu arada 1 su bardağı un 150 gram yapıyor. Ona göre hesaplarsınız. Tabii siz kendiniz bunu göz kararı da hazırlayabilirsiniz. İç malzemesi için bugün beyaz peynir ve kaşar peyniri kullanıyorum. 200 gram kadar beyaz peynirim vardı. 200 gram da kaşar peyniri kullandım. İçerisine hiçbir baharat veyahut da maydanoz eklemedim. Bu şekil doldurdum poğaçalarımı. Hamurumdan şimdi küçük bezeler hazırlıyorum. Bezelerinizin büyüklüğü tabii ki her zamanki gibi size kalmış. Benim bezelerim limon büyüklüğündeydi. Gördüğünüz gibi susamım soğudu. Bir tabağa aldım. Poğaçalarımı şimdi hazırlayabilirim. Tabii ki bizim biraz pekmeze ihtiyacımız var. 2 çay bardağı pekmezi 1 çay bardağı suyla sulandırdım ve güzelce karıştırdım. Ve poğaçalarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Ben avucumun içerisinde hemen bir tane bezeyi açtım. İçerisine iç malzemesinden koydum. Güzelcene kenarlarını kapattım. Önce pekmeze batırıyoruz. Sonra susama buluyoruz. Ve fırın tepsimize alıyoruz. Bu işlemi bütün bezelerime uyguluyorum şimdi. Poğaçalarımı fırın tepsime aldım ve bıçakla 2-3 kesik yapıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında güzel böyle nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim poğaçalarım fırından çıktı, servise hazır. Böyle çıtır çıtır olmuşlardı ve içerisine de beyaz peynirle kaşar peyniri çok güzel yakışmıştı. Şimdi size bir tanesini göstermek istiyorum. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.